Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Kısa süre içerisinde kefeleri ölçüp zararı daha azsa, hayat kurtarıyorsa uygulanır. Kefelere neyi ne kadar koyduklarını göstermedikleri gibi dışarıdan gözlenilenlerin faydasıyla şeyin arasında ben hiç faydası kısmını çok fazla göremedim. Neden? Aşıyı olduktan sonra maskeni çıkarma bulaştırıcısın diyor. Hasta olabilirsin diye biliyor. Yani aşının koruyuculuğu hiçbir zaman hiçbir aşıda %100 değildir ama bunda bırakın %90'ı %60 bile değil. Ha diyor ki mesela, aa nasıl dersiniz bunu? Siz bir bilim insanısınız. Bakın diyorlar ki bu aşının koruyuculuğu %95. Değil mi? Öyle diyorlar. Evet. Hocam %100 dendi. Sayın Sağlık Bakanı %100 dedi bir ara. Sinovac için söyledi bunu. %100 dedi. Hastaneye yatışlarınıza engel olur dedi Türkiye'de. Ben de o zaman sordum. Ya bilimde dedim %100 diye bir şey var mı Allah aşkına? %100 diye bir ilaç bile yok. Yok aşık, yani. Aşık hiç yok. Yok, %100 diye bir şey olması söz konusu bile değil. Evet. Sadece geçirdiğiniz enfeksiyonun belki daha hafif geçirirsiniz. Sayın hocam, mRNA aşısı için 4 Aralık'da CNN Türk'te Sayın Sağlık Bakanı açıkçası çok riskli olduğunu söyledi. Orta ve uzun vadede. Sonra, evet. Sonra 120 milyon aşı dozunda benim milletim kobay olarak kullanılıyor. Şimdi burada tabii bizim yapabileceğimiz tek şey, hani hepimizin üzerine düşen görev şu. Ben biraz önceki cümlemi tamamladıktan sonra söyleyeyim. Buyurun. Biraz önce dedim ki %95 korunurluğu var. Fakat bir de placebo grubu vardı, biliyor musunuz Pfizer'in? Evet. Şu anda hala var mı placebo grubu? Placebo grubu ilk başta vardı. Bir placebo da yani %95 etkili ne demektir? 100 hastanın 95'i koronavirüsle karşılaştığında hasta olmayacak demektir, değil mi? Peki placebo grubunda koronavirüsle karşılaştığında hasta olmayanın yüzdesi kaç biliyor musunuz? Kaç? %99. Yani o zaman bu aşılar şimdi çöpe gidiyor demek.